Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir sesli bir inceleme videosu çekmemiştik. Bu videomuzda sizlerle birlikte Banggood'dan gelen bir solar panelimiz var. Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde paket halinde geliyor. Ürünün kutusunu açarak başlamak istiyorum. Öncelikle kutu içeriğiyle videomuza hızlıca bir giriş yapalım. Arkadaşlar ürünü vergiler dahil olarak isteyebiliyorsunuz ve istediğinizde Kargocu size tam olarak bu şekilde paketi getiriyor. Bu ürüne ait satın alma linkini yine videonun açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım. Söylemeyi unuttuğum için baştan söylemek istiyorum. Bu şekilde bir kullanım kılavuzu da kutu içerisinden çıkıyor arkadaşlar. Bağlantı şeklini yani ürettiğiniz enerjiyi bir aküde depolamak istiyorsanız bağlantı şeklini de buradan gösteriyor arkadaşlar. Basitçe buradaki kılavuzu da kullanabilirsiniz. Ancak kılavuza gerek yok zaten. Solar kontrol cihazı üzerinde her şey açıkça gösterilmiş. Yine kutu içerisinden bu solar kontrol cihazında bulabilirsiniz. Solar kontrol cihazı 60 ampere kadar akımı destekleyebiliyor arkadaşlar. Burada yazan 60 amper kesinlikle akü kapasitesini göstermiyor arkadaşlar. Yani buradaki şarj akımı sizin buna bağlayabileceğiniz panel akımını gösteriyor. Örneğin bu 10 amper olsaydı siz buraya 120 amperlik bir akü de bağlayabilirdiniz ancak toplam panel amperi 10 amperi geçemezdi. Bakın burada solar kontrol cihazının üzerinde 12 24 volt yazıyor. Yani solar kontrol cihazımız otomatik olarak 12 voltluk bir akü sistemi mi yoksa 24 voltluk bir sistem mi olduğunu kendisi algılıyor arkadaşlar. Sizin herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Solar kontrol cihazını biraz yakına getiriyorum. Bakın burada giriş gücü diyor. Yani siz 12 voltluk bir sistem kullanacaksanız maksimum 1200 wattlık panel bağlayabilirsiniz. Eğer 24 voltluk bir akü sistemi ile kullanacaksanız 2400 wattlık panel bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu solar kontrol cihazımıza ayrıca telefonları şarj edebileceğiniz iki tane USB çıkışımız var. Bu solar kontrol cihazı bu panel için çok fazla. Bunu başka yerlerde, başka projelerde de kullanabilirsiniz. Ancak bu panelle birlikte de kullanabilirsiniz. Ben özellikle biraz daha güçlü istedim ki farklı projelerde de bu solar şarj kontrol cihazını kullanabileyim arkadaşlar. Burada panel girişimiz, akü bağlantımız ve güç çıkışımız gözüküyor. Bunu bir kenara aldıktan sonra buradaki kablo ve diğer bağlantılarla devam etmek istiyorum. Poşetin içerisinden çıkan her şeyi şöyle bir kenara aldım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bakın. Arabanızın aküsünü çakmaklık üzerinden takviye edebileceğiniz bir kablosu var. Yani bunun bir ucunu çakmakla bir ucunda solar panele bağlayarak arabanızın aküsüne takviye yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu amaç için yapılmış. Ancak tabi bu sistemin bazı riskleri var. Yine araç içerisinde cama sabitlemek isterseniz buradaki vantuzları, yine buradaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Toplamda 4 adet vantuz ve bağlantı var arkadaşlar. Yine e, burada da dışarıda kullandığınız herhangi bir aküyü direkt olarak beslemek için şöyle bir çıkışı var arkadaşlar. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Şu üzerindeki diğer bağlantıları göstereceğim. Bakın burada da yine... Bizim enerji alabileceğimiz başka bir kablomuz var. Hemen kutu içerisinden paneli çıkartacağım arkadaşlar. Panele yakından bakacağız, bağlantılarına yakından bakacağız. Ayrıca güç vererek, daha doğrusu panelimizi ışığa tutarak bazı testleri de açık alanda birlikte gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar panelimiz esnek bir yapıya sahip özellikle istedim çünkü yurt dışından geleceği için kırılmasını istemedim arkadaşlar. Böyle esnek bir yapıda geliyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arka tarafındaki enerji bağlantıları burada. Bakın direkt olarak cep telefonlarınızı şarj edebileceğiniz ki biraz daha yaklaştıralım. Şöyle gösteriyorum bir Type-C portuna sahip. Bu port üzerinden paneli kullanarak direkt olarak cep telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Yine USB çıkışlarımız var ve biraz önceki kabloları bağlayıp kullanabileceğiniz bir portumuz var arkadaşlar. Buraya takarak bu şekilde panelden gelen enerjiyi kullanabilir, aküye depolayabilir ve bir inverterı çalıştırabilirsiniz. İsterseniz açık alanda panelimizi test ederek devam edelim ve inceleme videomuzu yavaş yavaş toparlayalım. Bakın panel üzerinde bir koruyucu film var. Kullanmadan önce öncelikle bu filmi çıkartmamız gerekiyormuş. Buradaki koruyucu filmi çıkararak teste devam etmek istiyorum. Öncelikle şarj kontrol cihazının bağlantılarını yapıyoruz arkadaşlar. Şunları birazcık gevşetelim. Burası akü girişimiz. Bakın şurası panel girişimiz. Panelden gelen güç kablosunu hemen buralardan şarj kontrol cihazımıza bağlamamız gerekiyor. Arkadaşlar bakın buradan solar panelden güç alacağım bağlantımı görüyorsunuz. Özellikle burada artı ve eksiye dikkat etmeniz gerekiyor. Ters bağlarsanız solar kontrol cihazını bozabilirsiniz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise özellikle yüksek güçlü sistemlerde solar kontrol cihazınıza önce aküyü daha sonra solar paneli bağlayın ki buradaki kontrol cihazı sizin bağladığınız panel 12 voltluk bir sistem mi yoksa 24 voltluk bir sistem mi bunu algılaması gerekiyor ve bu algılama işlemini buradaki akü gerilimine göre yaptığı için arkadaşlar eğer siz buraya direkt olarak önce paneli sonra aküyü bağlarsanız belki şu an elimdeki küçük panelde bir sorun çıkmaz ama 100 watt'lık, 200 watt'lık sistemlerde bu büyük sorunlara neden olabilir arkadaşlar. O yüzden önce yani sisteme güç vermeden önce öncelikle akü bağlantısı, sonra solar kontrol e, cihazınıza Panel bağlantısını, panelin enerji bağlantısını yaparsanız daha iyi olur. Benim e, buradaki bağlantım şu anda sadece kabloyu hazırladım, ancak herhangi bir güç vermedim. Buralardan da akü bağlantılarımızı yapalım, ardından güneş ışığı altında cihazımızı test edeceğiz. Arkadaşlar paneli güneş ışığına maruz bıraktık, şu an bağlantıları gerçekleştirdim. Bakın buradaki yuvadan enerjimi aldım. Şu an balkonumda güneşin vurduğu yerde elektrik üretiyorum. Şöyle gösteriyorum bakın. Şu anda yine akümüz şarja geçti. 13.1 voltluk bir akü gerilimine ulaşmışız arkadaşlar. Küçük bir akü kullandım. Zaten panel çok fazla büyük değil. Tabii ki kapasitesi daha büyük bir aküyü de şarj edebilirsiniz. Ancak şarj süresi artacaktır arkadaşlar. Buna bağlı olarak tabii ki deşarj süresi de artacaktır. Bir havuzun damlıya damlıya göl olması gibi düşünebilirsiniz. Büyük bir akü koyarsanız daha uzun sürede şarj olur, ancak daha uzun sürede de deşarj olacaktır arkadaşlar. İsterseniz kısa devre pozisyondaki akü, daha doğrusu panel akımına bir bakalım. Ardından ise 220 volt elde etmek istediğinizde bunu bir ile nasıl kullanabilirsiniz, bunu göstererek videoyu tamamlayalım. Şu an güneşli bir yerdeyim arkadaşlar. Umarım ekranlar gözüküyordur. Bakın şöyle göstermeye çalışacağım. Şu anda ölçü aletimi ampermetre konumuna aldım. Ve akü bağlantısını çıkarttım arkadaşlar. Şimdi kısa devre pozisyonunda panelimizin ne kadar akım ürettiğine bir bakacağız. Proplarımı şöyle panel girişine bağlıyorum arkadaşlar. Ekranıma birazcık yaklaşacağım. Şu an kısa devre yaptırıyorum. Ve yaklaşık olarak 800 mA, 0.8 amper civarında bir gerilim üretiyormuş arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. Son olarak çalışma masama geldim arkadaşlar. Güneş ışığı altında bunu anlatmak daha zor olduğu için bütün sistemi tekrar çalışma masasına taşıdık. Zaten küçük bir sistem yani portatif bir sistem. Bunu acil durumlarınız için ya da düşük güçlü ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabilirsiniz. Şu anda solar panelim gördüğünüz gibi enerji üretiyor ve ürettiği enerjiyi de solar kontrol cihazı üzerinden aküde depoluyor arkadaşlar. Bu şekilde sistemi basitçe anlatabilirim. Peki 220 volt kullanmak istediğimizde ne yapacağız? Böyle bir inverter'a ihtiyacınız var. Ben tam sinüs bir inverter kullanacağım arkadaşlar. Özellikle bu noktada inverter'ın enerjisini akü üzerinden almayı özen gösteriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü solar kontrol üzerinden alırsanız solar kontrol cihazınıza gereksiz yere güç bindirmiş fazla akım çekmiş ve bunu ısıtmış olacaksınız. Hatta bozulmasına da sebep olabilirsiniz. O yüzden mutlaka inverterınızı akü kutup başları üzerinden bağlayarak çalıştırıyorsunuz. Ben hemen bu bağlantıyı da gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Buradan eksiğimizi alacağız. Şu an panelimiz elektrik üretiyor. Bir yandan da akümüz şarjda. Bakın buradan da artımızı alacağız. Bu arada inverterı açık unutmuşum arkadaşlar. Direkt olarak çalışmaya başladı. Bakın burada inverterım var. Ve artık bu çıkışlardan 220 voltluk gerilimi alabilirim. Yani kendi ürettiğim elektriği artık istersem 12 volt, istersem buradan 5 volt olarak, istersem de Buradan 220 volt olarak kullanabilirim. Hemen bir tane lamba bağlayarak teste devam edelim. Şöyle akkor filaman bir lamba kullanacağım arkadaşlar. Bu daha fazla güç harcıyor. Özellikle bunu koyduk. Bakın şu anda tekrar sistemi anlatıyorum. Panelimiz elektrik üretiyor. Solar kontrol üzerinden akümüzde depolandı. Ve gece olduğunda ya da gündüzün 220 voltluk bir gerilime ihtiyaç duyduğumuzda ise inverter üzerinden bunu 220 volta çevirerek kullanabiliriz arkadaşlar. Kısacası artık acil durumlarda kampta ya da elektrik kesintisi durumundan benim birkaç saat idare edebilecek enerjiye sahibim. Tabii ki bunu birkaç saat derken arkadaşlar harcadığınız güce bağlı olarak da yorumlayabilirsiniz. Örneğin bu bir LED lamba olursa gerçekten birkaç saat idare edebilir ama akkor filaman bir lamba kullanırsanız bu süre daha da düşecektir. Bakın zaten hemen akü gerilimi de 11.9 volta düştü çünkü şu anda bu akkor filaman bir lamba olduğu için inverter'ın daha fazla güç harcıyor arkadaşlar. Ve buna bağlı olarak da akü gerilimi hızlı bir şekilde aşağıya doğru seyrediyor. Son olarak arkadaşlar lambaya gelen gerilime bir bakalım. Bakın burada 220 voltluk gerilimimiz var. Hemen bunu gösterelim. Şu an inverter çıkışından daha doğrusu inverter'dan lambaya gelen uçlardan çıkış aldık. Ve 220 voltluk çıkışımızı görüyoruz arkadaşlar. İsterseniz sinüs dalgasına da bakalım. Şuradan. Evet arkadaşlar daha net bir şekilde gözüküyor. Bakın burada da frekansının 50 Hz olduğunu görebilirsiniz. Yani güneş enerjisiyle ürettiğimiz doğru akımı alternatif akıma dönüştürdük ve tıpkı evlerde olduğu gibi tam sinüs 50 Hz'lik bir çıkışta elde etmiş olduk. Paneli büyüterek, aküyü büyüterek bu şekilde kendi elektriğinizi üretebilir, daha fazla, daha uzun süreler kullanabilirsiniz ya da daha büyük güçler için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evimde bulunan yedek güç kaynağını da basitçe göstereceğim. Buna benzer bir sistem kullanıyorum. Daha gelişmiş bir sistem. Hemen gösteriyorum. Burada benim şu anda evde kullandığım bir sistem arkadaşlar. Özellikle uzun süreli elektrik kesintilerinde evin ihtiyacını ve kombiyi çalıştırmak için kullandığım sistem bu. Bunun altında 100 amperlik bir akü var. Şöyle gösteriyorum. Bakın çok daha kalın kablolarla bağlanmış durumda. Bu şekilde daha güçlü inverterlar daha güçlü panellerde kullanabilirsiniz. Bu noktada videoyu keseceğim. Bu inverterla ve bu sistemle ilgili videomuz daha sonra gelmek üzere burada noktalayacağım arkadaşlar çünkü bunu çekmedik sizlerle paylaşmadık. Burada gördüğünüz panel ve solar şarj kontrol cihazının satın alma linkini videonun açıklamalar kısmında paylaşmış olacağım arkadaşlar. Böylece bir inceleme videomuzu daha tamamlamış olduk. Böyle basit bir sistemle kendi elektriğinizi üretebilirsiniz. Bunu da göstermiş olduk. Bir sonraki videoda görüşünceye değin. Şimdilik hoşçakalın.